Evet arkadaşlar, bu dersimizde Power Array'ımızı işleyeceğiz hep beraber. Start Drawing'de hemen parçamı açtım. Şuradan getirdim, gridimi kapattım. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın, bunu yaptıktan sonra hemen Zoom Enter, All Enter'la parçamı güncelledim. Gelin dairesel bir çoğaltma yapalım. Şimdi ne demek dairesel çoğaltma? Çok kullanacağız. Hemen getirdim arkadaşlar bir tane yüzlük daire çizdim. Sonra bu dairenin C Enter deyip tam Q durantına bir tane daire çizdim. Bunun arkadaşlar aslında bir flanş olduğunu düşünün. Getirin bir tane daha daire çizelim. Bunu da bakın kaçlık olsun? 200'lük olsun. Bunun bir flanş olduğunu düşünün. Hatta gelin daha iyi anlamak için bunu ben ne yapayım size? Other diyeyim. Load diyeyim. Şuradan bir center alalım. Okey. Şunu seç pardon. Şunu seçelim. Center diyelim. Bakın, normalde bu bir eksen çizgisi olsun, bu bir flanş olsun. Bir silindirik veya dairesel bir levha üzerine delikler deleceğiz. Şimdi burada belli aralıklı açılarla bunu kopyalamak istiyorum bu daire üzerinde. Bunu nasıl yapacağım? Hemen Array komutunun içerisinde Polar Array diyorum arkadaşlar. Polar Array'ıma tıkladığım zaman öncelikli olarak her zamanki gibi kopyalanacak nesneyi seç diyor. Seçtim diyorum. Bitti demek için Enter. Nereyi base alacağız? Yani nereyi referans alarak döndüreceğiz diyor. Merkez diyorum. Şimdi hemen arkadaşlar bakın buraya dikkat edelim. Bu oldukça önemli. Yine aynı mantalite ile hemen baktığımız zaman arkadaşlar bizim için önemli olan baktık. Hemen arkadaşlar burada kendisi zaten otomatikman, eğer ki buraya 8 dediğiniz zaman kendisi otomatikman ne yapıyor arkadaşlar? Buraya dikkat edelim. Hemen araları direkt olarak 360 eşit olarak dağıtıyor. Buradan aralarındaki açıyı tanımlayabilirsiniz. Toplam açıyı tanımlayabilirsiniz. Bu bizim için oldukça önemli. Ve close dediğiniz zaman arkadaşlar tanımladık. Aynı rectangular array'de olduğu gibi üzerine bir kere tıkladığınız zaman tekrar açılır ve parametrik hale getirilmiştir. İstediğiniz bir değişiklik varsa tekrarını yaparsınız arkadaşlar. Tanımlarsınız. Evet arkadaşlar, bir de buradaki row'dan birazcık bahsetmek istiyorum. Ama öncelikli olarak bunu close diyelim. Şunu birazcık büyüteyim arkadaşlar. Daha rahat görün. Bu da güzel bir seçenek. Şöyle bunu büyüttüm. Bakın, bu daireler dışa doğru katlanarak devam edecek. Onu nasıl yapacağız? Hemen şuradaki polar arayımızın üzerine bir kere tıkladık. Buradaki satır sayımızı 5 yaptık arkadaşlar. Bakın buradan ne yapabilirsiniz? Hatta 10 diyelim. Direkt olarak bunu ne yapmış oluruz? Bu şekilde çoğaltmış oluruz. Buradaki level'ı zaten arkadaşlar ne yapmıştık? Bahsetmiştik. Level 3. boyutu. Yani bir de bunu Z ekseninde yapmak istiyorsak kullanıyorduk. Ve ne yapabiliriz arkadaşlar? Close deyip işlemimizi tamamlayabiliriz. Evet arkadaşlar, bir de Array'da bahsetmek istediğim bir nokta daha var Polar Array'da. Bir tane daha C Enter daire çizdim. Hemen şu boyutlarda. Sonra Reach Enter dedim. Bir tane şöyle dikdörtgen çizdim. Bakın arkadaşlar, 2017 ile birlikte şurada geometrik center'ımız var. Oldukça kullanışlı. M Enter dedim. Dikdörtgenimi seçtim. Ve direkt olarak hani böyle çekmeme de gerek yok. Direkt merkezi yakalıyor. Tıkladığım zaman hemen geometrik unsurunu buradan aldım. Şimdi şöyle arkadaşlar, bir dikdörtgen aldım. Şimdi arkadaşlar bakın, dairesel de bunu anlayamazdık. Bu yüzden dikdörtgen çizdim. Polar Array'ıma bastım. Nesneni seçtim. Bitti demek için Enter. Merkezi göster diyor. Burası dedim. 5 tane çoğalt dedim. Seçtim arkadaşlar. Bakın şimdi buraya dikkat. Bakın dikdörtgenin biraz büyük, önemli değil. Dikkat ederseniz arkadaşlar, dikdörtgeni döndürürken dikdörtgeni çoğaltırken ortayı baz alarak arkadaşlar ne yapmış? Bir döndürme işlemi yapmış. Yani hizalamış. Onun sebebini sağlayan şuradaki rotate item'dır. Buna bir kere basarsanız bakın dikdörtgenlerimi döndürmez. Dikdörtgenlerin merkezinden tutar. Aynı bir beşgen olduğunu düşün içeride. Onun köşelerine bırakır. O yüzden biz çoğaltma yaparken rotate item'ımız mutlaka işaretli olacak. Yine burada bir de direction'ımız var. Yönümüzü değiştirebiliriz. Eğer mesela 3 tane olacak, araları 15 derece olacak gibi ifadeler kullanmak istiyorsanız. Ve close deyip ne yapabiliriz? Array'ımızı kapatabiliriz. Polar Array çok kullanışlı bir komuttur. Uygulamalarımızda oldukça fazla